Herkese merhaba. Şaşıracaksınız belki videonun sonunda. İzlerken diyeceksiniz ki yine bu adam neler yapıyor? Hazır olun ama. Kokoreç sevenler, o geceleyin kokoreç sevdası yüzünden sokaklara düşenler hazır olun. Çok şey öğreneceksiniz, çok şey. Ankara'da Curcuna Kokoreç diye bir yer var. Bu işin top noktası, zirvesi. Bir sürü kokoreççi tanıdığım var. Beni biliyorsunuz. Çok mekan gezer, çok yerde yerim. Ama samimi olarak defalarca söyledim. En sonunda da rica ettim. Geldi. Ayaklarına sağlık. Burkay'ım benim. Hoş Burkay, Curcuna Kokoreç'in sahibi. Estağfurullah. Gerçekten öyle. Burkay aslında bir yazılımcı. Bir süre sonra kafayı bozuyor. Ben kokoreçe gireceğim diyor. Ve yani kokoreçi alıyor, bambaşka bir yere götürüyor. Arkadaşlar, normal kokoreççi değil. Normal kokoreççi değil, yemin ediyorum. Arkadaşlar, faydaya geldiğimiz zaman şunu hemen net anlatayım. Şimdi kokoreç bir kere korkunç bir probiyotik deposudur. Doğru evet, mu? Doğru. Ve kanser tedavisinde bile bunun faydası var. Var. Ama doğru kokoreç yersen. Şöyle, sığır bağırsağından yenilen kokoreç, evet, seni rahatsız eder, kanser riskini yükseltir. Ama sadece ve sadece süt kuzudan yapılmış kokoreçler, kanser riskini, kolon ve mide kanseri riskini %7 düşürür. Probiyotiktir, kaliteli bakteri üretir, protein oranı da ete göre yüksektir. Çok doğru. Ama doğru sarılmamış kokoreç kolesterol yapar. Hayda. Damar tıkanıklığı yapar. Kuzu kokoreç kolesterol yapmaz mı? Yapmaz. Bana bak. İddia ediyorum. Bana bakın o kolesterolcüler. Bak, kuzu kokoreç diyor, kolesterol yapmaz. Bir Yemek iste ailesine şunu anlatmanı istiyorum. Biz burada izleyen insanlar gidip de bu kokoreç sardırmayacaklar. Sen %100 bütün kokoreçleri kendin sarıyorsun. Kendim sarıyorum. Evet. Bu bunları ben, konuya da hakim olduğunu gösteriyor. Ben kendim sarıyorum derken girip orada tezgahta ben değil, sardım. Değil, sardırtıyorsun. Ben bunların hepsinin içini, içeriğini, gramajlarına kadar ölçülendiriyorum. Sevgili Bülent abim de bunların hepsini benimle beraber sardırıyor. Biz bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Hiç kimse tek başına kokoreç saramaz. Bravo. Ben sarıyorum diyen adam da yalan söyler. Öyle bir imkan yok. Arkadaşlar bakın. Bu uzunlukta pişmiş hali. Bu uzunlukta kokoreç, özel sarım kokoreçtir. Bunu unutmayın. Sebebi şu, çok yerde kokoreç yedim. Genelde kokoreçlerin pişmemiş hali şu kadar filan oluyor. Sonra pişince hem küçülüyor hem de kısalıyor. Ama boyutu bu kadar uzunsa eğer, mutlaka ki özel olarak sarılmıştır. Benim bir tane ölçüm bu olsun. Gerisini de Burkay'dan dinleyin. Kokoreç piştikten sonra nasıl kokmalı? Böyle kokmalı. Evet. Eğer kokoreçten et gibi kokuyor vallahi. Ekşi kokular geliyor, işte farklı kokular geliyorsa ekmeği koklayacağız önce. Adam yaptı bize kokorecimizi. İri doğradı, ince doğradı hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Servise koydu hiç fark etmez. Aldık, hepimiz biliriz. Ekşimsi bir koku varsa o kokoreç kokoreç değil. Ekşi. Ekşimsi böyle evet. Bir kokoreç varsa o kokoreç kokoreç değil. Soğan söyleyeyim abi. Soğan, sarımsak, karabiber, süt. Evet. Bunlarla yoğruluyor abi. Şimdi mesela biz bunu temizlerken içinden belli oranlarda süt, belli oranlarda işte ılık su, belli oranlarda sıcak su, belli oranlarda kireçli su geçiriyoruz. Biz nasıl insanlara sağlık vereceğiz abi? Bunun içindeki kötü bakteriyi öldüreceğiz. Bize kaliteli bakteri sağlaması için ne yapmamız lazım abi? Sütle birleştirmemiz lazım. Başka hiçbir şey yoktu yani. Ankara'da bizi izleyenlere söylüyorum. Gidin demiyorum ya. Çok şanslısınız. Gitmezsen kaybedersin. Zeki Müren. Son nokta. Bu kaç saattir bu tezgahın üstünde duruyor? 2 saattir. 2 saattir. Koklar mısın abi? Gözüm kapalı koklasam et zannederim. Şimdi 2 saat. Yani hiç bak abartmıyorum. Eğer ki gözlerimi bağlayıp içeriden gelip bir şey koklatacağım deselerdi, samimi söylüyorum et koklarım. Çok net et kokuyor yani.
kokoreç dünyanın kokusu en tahrik edici yemeğidir. Ama bugün şunun altını çizelim. Kokoreç sadece geceleri sokaklarda falan yediğin bir şey değil. Karnını doyurmak için değil. Kokoreç senin kelle paça çorbanından aldığın vitamin ve besin değerleri neyse öyle bir şey. Bizim amacımız kokoreçle ilgili biraz bilgilendirmekte. Şimdi o zaman gidelim abi. Gidelim. Bunu pişirelim. Sonra gelelim abi. Ondan sonra konuşalım. Okey. Şuradan aşağı doğru sular akarken konuşalım. Burkay ne oldu bunlar Burkay ya? Öf. Öf günü öf. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hani orada bana koklattın ya. Evet. Buradaki koku bambaşka bir şey oldu ya. Şimdiki pişirdiğimiz arkadaki var ya. Bu zaten pişmişti abi. Biz şimdi bunu biraz içini kaynatacağız. Şişten çekebilmek için, rahat çekebilmek için. Bunun kokusuyla onun kokusu birbirine karıştığı için oldu abi. Çünkü bu Zeki Müren değil abi. Zeki Müren adamın hastalığı ya. Burkay, Zeki Müren sahneye çıkarken ne olur biliyor musun? Servis dururmuş, gazinoda çıt çıkmazmış. Bizim Zeki Müren de geldi sahneye. Artık sahne senin. Abi şimdi kokoreçimizi pişirdik. Kokoreçimiz belli bir süre bekledi. Dinlendirdik. Dinlendirmeden eğer çekersek bağırsak kendini bırakacağı için formunu kaybeder. Ama dinlendirdikten sonra eğer çekersek şişini formu aynı kalacak, devam edecek. İzninle. Müsaade senin. Sardığımız yönün tersine çeviriyorum bunu. Bağırsak buna bağlı çünkü. Çekersen sevinirim abi. Evet. Çok kolay çıkacak zaten. Çıktı. Dinlendi ya. Dinlenmiş olduğu için kolayca çıkarttık abi. Şimdi sevgili Suat abi. Dinlendi ya kokoreçimiz. Dinlendiği için orta kısmı görüyorsun. Bunlar badem ve boğazlıklar. Fındık abi. Bunlar fındıklar. Bunlar fındıklar abi. Şöyle küçük küçük olur abi fındıklar. Tamam. Eğer kesildiğinde iç kısmı yani bağırsak kısmı pembe pembe olmazsa abi. Şöyle. Evet. O zaman kuzu bağırsağı değildir abi. Zaten ben Burkay onu söylüyorum. Yani dışarıda 3 kat sarım kokoreçe çok rastlamıyoruz. Diyelim ki de var. Ortası böyle cam gibi bembeyazsa eğer sıkıntı diyorum ben. Bakar mısın? Pembe pembe, alacalı alacalı. Bak işte burada mesela bir şey daha var. Şu bir badem bu. Değil mi? Evet abi. Bu badem. Fındık. Bu o kadar değerli ki. Şimdi fındık da gösterelim abi. Bak şunu söyleyeyim ama bu badem o kadar değerli ki mesela bizim burada Sütlüce'de git badem yiyebilirsin. Adam bunu ayrı satıyor. Değerli. Şimdi diyorum ya adam normal değil. Ankara'dan gelirken ya mübarek hadi şu kekik tozu ona ait. 4 şehirden 7 tane kekikle toz haline getiriyor. İyi de kimyonunu getirmiş. Biberini, isotunu da getirmiş. Isot deyip geçme. Mor isot. Tabii. Normal bir isot değil abi. Eyvallah. Şimdi yavrular geldi. Zeki Müren bunlar. Evet abi. Arkadaşlar bunlar Zeki Müren. Bunlar normal değil abi. Yani hiç mütevazı olunacak bir şey değil. Önce ben tuzunu atayım. Gerisini sana bırakacağım. Sebebi şu. Burkay diyor ki baharatın atılış şekli ve zamanlaması bile önemlidir diyor lezzet için. Önce kesiyorum abi. Evet. Eğer kekiği önden atarsan doğru hareket. Kekiği en sona atarsan başarısız hareket. Kokoreçin tadı %80 değişir. Ben bu tarafa kekiği önce atıyorum. Kekik dedi de toz bir ama 7 kekik ya. 7 kekiğin birleşimi. Kendi sıramı biliyorum. Kendi sıramda nasıl atılması gerekiyorsa öyle attım abi. Sen de o tarafa istediğin gibi değişik baharatlar atabilirsin. Atmam yok. Ben de öyle atarım. Altında hiç baharat yok. Evet, üstünde baharat var. Olabildiğince azaltmaya özen gösteriyoruz abi. Müsaadenizle. Afiyet olsun abi. Sadece bir şey söyleyeceğim. Ağzımın ne kadar sulandığını yani açsam göreceksiniz. Tek bir şey söyleyeyim. Buna yorum yapmayayım.
Ankara'dakiler çok şanslı. Curcuna kokoreçe ve Burka'ya çok teşekkür ediyorum ya. Geldin, bizi bilgilendirdin. Yalnız kokoreç gibi böyle ağızda uzamıyor. Ortası mı? Arkadaşlar, adam Ankara'dan kalktı geldi. Allah razı olsun. Cümlemizde. Bir Yemek iste ailesine kokoreç nedir? Nasıl bu hallere geliyor? Anlattı. Burkay, iyi ki seni tanımışım. Ben de iyi ki tanımışım abi. Kokoreçle ilgili şunu söylüyorum ya. Ankaralılar çok şanslı. Gerçekten öyle. İyi ki Burkay gibi bir kokoreççileri var. Bu meslek erbabı serisinin devam etmesi tabii ki sizin isteğiniz de oluyor. Yorumlara kimlerin konuk olmasını, burada hangi meslek gruplarının gelip size bildiklerini anlatmasını istiyorsanız bana yorumlarda yazın. Tabii ki beğeni tuşu bu işin devam etmesinin en büyük göstergesi. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah razı olsun. Cümlemizden abi.